hiçbir şeyle yüzleşmeden unutarak yaşamak bu toprakların en büyük yalanı değil mi? Bence bu yani tam noktasına parmak basan bir durum ve bu toprakların bence problemini çok iyi anlatıyor. Biraz bunu açabilirseniz, çünkü bence bu kitabın en önemli vurgularından bir tanesiydi. Yani soruyu hiçbir şeyle yüzleşmeden yaşamak bu toprakların en büyük yalanı değil mi? Evet, bu toprakların en büyük yalanı değil mi? Neyle yüzleştik şimdiye kadar? Yani yüzleşmek nedir? Kendine ve ötekine bakabilmektir, ama kendinin de ötekinin de üzerine çıkıp yukarıdan bakabilmektir. Yüzleşme bu. Ama biz yüzleşmeyi, burası Orta Doğu, burası bir Orta Doğu toprağı, nereden bakarsak bakalım bir şekilde Orta Doğu'ya dayanan, ondan gelen bir tarafı var. Şimdi yüzleşmeye baktığımız zaman biz bu toplumda ya da Orta Doğu toplumlarda yüzleşmeyi hep bir şekilde sadece kendi gözümüzdenmiş gibi görüyoruz. Bu da bize kabul edemeyeceğimizi düşündüğümüz bazı şeyleri getiriyor. Yani şunu demek istiyorum ki, yüzleşme dediğimizi biz sadece itiraf gibi, kabullenme gibi ya da rıza göstermek gibi, razı olmak gibi anlıyoruz. Halbuki yüzleşme bu değil. Çok uzatmamak için hemen kısaca şunu söyleyeyim. Ben Kritimu'yu yazmaya karar verdiğimde, bir mübadele hikayesi biliyorsunuz, dedim ki işte Kazantzakis'i okuyorum filan filan, sosyal tarihi anlayabilmek için. Kazantzakis'in Kaptan Mihalis'ini okuyorum. İlk okuduğumda bana çok şoven geldi. Bu ne dedim. Yani Kazantzakis'e ne oluyor? Fakat sonra Kazantzakis bunu 2. Dünya Savaşı'nda Girit Almanlar tarafından işgal edildiğinde topluma, Giritlilere bir mücadele ruhu verebilmek için yazmış. İkinci okuyuşumda başka türlü düşündüm. Sonra dedim ki bak, Kazantzakis bir Giritli, bir Hristiyan Giritli. Peki sen kimsin? Şimdi sen kimsin dediğimde, evet ben Sabah Altınsay, bir Giritli mübadil ailenin 3. nesliyim. Hayır, bir yazar olarak sen kimsin? Ha, o zaman dedim ki sen bir taraf iyidir, öbür taraf kötüdür ya da onun tersi. Bunu demek çok kolay. Şimdi yüzleşmeye buradan gelmek istiyorum. Hani ben hata yaptım, sen yaptın ya da sen yaptığın için ben böyle filan. Bunlar çok kolay. Asıl önemli olan, Sabah Altınsay dedim kendi, sen yukarıdan bakacaksın, her şeyi göreceksin, sen hiç kimse olacaksın. Şimdi yüzleşmenin temel mantığı bu. Hiç kimse olmak gerekiyor. Yani her kendinize de, öteki dediğimize de aynı mesafeden bakabilmek yüzleşmenin temel unsuru. Bence temel gerekli noktası. Aksi halde yüzleşme değil. Yani aksi halde kavga oluyor, suçlama oluyor, inkar oluyor. İşte bu kadar zamandır neler olduğunu görüyoruz. Onun için yalan, gerçekten ortaya bir yalan çıkıyor neticede. Bir taraf bir yalana inanıyor, öbür taraf öbürüne inanıyor ve gerçek ortadan kayboluyor. Halbuki gerçek bunların hiçbirine tahammül edemez.